Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sayın arkadaşlar, Doğa Gezgini kanalına hoş geldiniz inşallah. Bakın, size bugün öyle şifalı bitkilerden bahsedeceğim ki arkadaşlar, bakın bunu aktarcıdan aldım ve prostatit iltihabı olan arkadaşlara başından geçen, internetlerde araştırdım, dinledim, başından geçen bir arkadaşın tavsiyesi üzerine size prostat çayı yapacağım. Bakın arkadaşlar, burada en az 9 tane veya 10 tane bitki karışımı var. Şimdi nasıl demlenir? Birkaç tane de ben dışarıdan ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir avuç, bir tutam daha doğrusu, kaynamış suyu üzerine ilave edeceğim arkadaşlar. Şimdi bunun içinde ardıç tohumu da var. Bakın, isimlerini sayacağım biraz sonra. O ardıç tohumları biraz az gelmiş arkadaşlar. Ben kendimde var 3-5 tane içine atıyorum. Bakın, bunlar doğada var arkadaşlar. Allah'ını severseniz bunları gördüğünüz yerde toplayın. Ardıç tohumu. Birkaç tane karabaşot atacağım arkadaşlar. Çünkü 15 çeşit bitki olması lazım. Benim aktarcıdan aldığım porosta çayında yok arkadaşlar. Karabaşotu. Bakın, çakşı kökü. Bu da yok. Biraz da bundan ilave edeceğim. Diğer kalanları da arkadaşlar biraz sonra size bilgisini vereceğim. Şimdi üzerine kaynar su ekleyeceğim. 1-2 dakika, bilemedin 3-5 dakika kaynatacağım bunu. Ameliyat olmadan önce bir düşünün arkadaşlar. Niye öyle diyorum? Çünkü defalarca ameliyat olup da aynı sorunu yaşayan arkadaşlar var. Dinledim, görüştüm. Fayda gören de var, görmeyen de var arkadaşlar. Yani tercih sizin. Ameliyat olmadan önce bir denemenizi tavsiye ederim. Bunlar doğada bulunan şifalı otlardan. Arkadaşlar, içeriğinde bakın neler var. Altın otu, kereviz tohumu, papatya, hazen bal, ayrık kökü, kırk kilit otu, ısırgan, ardıç tohumu, yakı otu, sağ palmetto. Arkadaşlar, bu bende yok şu an. Kollodiyel gümüş suyu, o da bende yok. Çünkü niye? Ben şu anda Allah'a çok şükür fazla bir sıkıntım yok. Bunlar beni rahatlatıyor. Benim de yaşım 58. 40'ı geçen arkadaşlar da yavaş yavaş, 45'i geçenler de, hele hele 50, 55, 60 dedim mi daha fazla bu derde muzdarip oluyoruz. Biz erkeklerin bir derdini veren Allah şifasını da verir arkadaşlar. Bunlar da bize yaratmış. Biz sebeplere sarılacağız. Şifa Allah'tan. Kesinlikle ve kesinlikle dediğim gibi metal kaşık kullanmıyorsunuz arkadaşlar. 1, 2,
taze ürün alıyorsunuz ve kaynak suyu kullanacaksınız arkadaşlar ya da arıtma. Aldığınız ürünler eğer raf ömrünü bitirdi ise şifa bulamazsınız. Aktarcılardan kendiniz tazesini alın. Güvendiğiniz aktarcılardan ve şebeke suyu kullanmayın arkadaşlar. Evinizde ya arıtma olsun ya da hazır klorsuz satılan sular var. Ya da çeşme suyu olur, kuyu suyu olur. Kesinlikle klorlu su kullanmayın. Bravlin karabaş otu var. Çakşır otunu zaten koydum arkadaşlar. Yako otu o bunun içinde. Isırgan, ardıç, yako otu, altın otu, kereviz, papatya, hazenbel, ayrık, 40 kilit otu. İçinde bulunmayanlar dediğim gibi sağ palmetto, kollidiyel gümüş suyu, propolis damla arkadaşlar. Güvendiğiniz arıcılardan lütfen ve lütfen bunu alın. 3-5 damla bu yaptığınız karışımın içine atın. İçin arkadaşlar. Allah'ın izniyle şifa Allah'tan, derman Allah'tan, fakat bizler arkadaşlar sebebine sarılacağız. Dediğim gibi 3-5 dakika fazla değil arkadaşlar. Kısık ateşte, bakın göremeyen arkadaşlar, ocağı kısık ayara aldım. Yanıyor mu yanmıyor mu belli bile değil. Arkadaşlar bunun ağzı kapalı pişirilse daha şifalı olur. Çünkü uçucu maddeler var. Bunu daha önce yapmam lazımdı aslında. Ağzını böyle bir çukur tabakla kapatın ki çıkan buhar ve uçan uçucu yağlar geri pardon geri kaynayan cezvemizin veya kabımızın içine aksın arkadaşlar. Şimdi altını söndüreceğim. En az 10 dakika demlendireceğim arkadaşlar. Ve sonucu sizinle bardağa koyduktan sonra paylaşacağım. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi 10 dakikayı geçip demlendi. Horostat çayım. Bakın buhar arkadaşlar, uçucu yağlar buhar olmuş. Tabakta kalmadı. Geri kaynattığım şeyin içine şimdi süzüyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi rengini? Size tavsiye ediyorum arkadaşlar, bunu günlük aç karnına kahvaltıdan yarım saat önce, bir saat önce için. Bu çay arkadaşlar prostatit iltihabına, idrar yolları iltihabına, böbrek iltihabına, ne bileyim vücuttaki bütün iltihaplara, ağrılarınıza, sızılarınıza iyi gelecektir inşallah. Prostattan %90 Allah daha iyisini bilir şifa bulacaksınız. Rahatlatacaktır sizi. Ben babamdan biliyorum, gece belki 5-10 defa idrara kalkardı arkadaşlar. Damla damla kesik kesik İdrarı gelirdi. Rahmetli ameliyatı etmediler. Ben bu bitkilerle
İster inanın ister inanmayın. Rahatlatıyordum onu arkadaşlar. Ve başından geçen bir arkadaştan da dinledim. Bakın bunların hepsini aktallarda bulabilirsiniz. Tekrar saymama gerek var mı bilmiyorum. Bakın altın otu, kereviz tohumu, papatya, hazembal, ayrık kökü, kırk kilit otu, ısırgan, ardıç, yakı otu, sağ palmetto. Arkadaşlar bunun hapı da var sağ palmettonun. 60'lı tablet halinde. Kollodiyev gümüş suyu, propolis damla, arıcılarda, aktarcılarda bulabilirsiniz. Karabaş otu, çakşır otu, kira sapı koyanlar da var arkadaşlar. Lütfen ve lütfen dediğim gibi bunu en az 1-2 ay, 3 ay kullanın. Bir hafta 10 gün kullanın, bir gün 2 gün ara verin. Sizi çok zayıflatabilir. Kilolu olanlarda sorun yok ama benim gibi zayıf olan arkadaşlar birkaç gün ara versin. Ondan sonra tekrar en az 3 ay veya kurtuluncaya kadar devam edin arkadaşlar. Yani ameliyat da bazen çare değil. Şifa Allah'tan, doğa şifa kaynağı. Daha da fazla sözümü uzatmayayım. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bakın ben gözünüzün önünde. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz sıcak arkadaşlar. Ilıdıktan sonra aç karnına yudum yudum yemeklerden, kahvaltılardan önce için. İnşallah şifa bulursunuz. Bana da dua edersiniz inşallah. Tercih sizin. Allah şifalar versin. Hoşça kalın. Sağ olun. Var olun.